Cümleten selamünaleyküm dostlar. Evet, şimdi geldik Gürcistan'a. Bu araba ne yapıyor ya? Niye yürümüyor? Ne oldu abi? Bu dağlara doğru gideceğiz. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Kamera kafamda olunca insanlar bir değişik bakıyor. Ulan nefelere kar yağmış be. Allah, benim zamanım geliyor abi. Kar geliyor, kar. Mercedes'i ben sevmiyorum abi. Mercedes'i bana sormayın. Mercedes'i sevene sorun. Abi bismillah. Oha. Şey, özür dilerim. İlgili mi kaldırsaydık bak tepeye çıkana? Bu bir hatalı sürüştür. Evde, iş yerlerinizde böyle şeyler denemeyin. Tepeye ulaştık ama geç ulaştık abi. Burada buz olduğunu düşünsen bu araba döner mi? Böyle gider işte, ondan sonra da yer gider, makaslar. Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yolum nereye? Kemal Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayız. Şu anda neredeyiz? Malum yer Vladikavkaz dağlarındayız. Ve Rusya tampon bölgesinden geçiş yaptık. Bir önceki videomuzu izlediyseniz biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz izlemenizi de tavsiye ederim. Şu anda dediğim gibi Gürcistan'a geçiş yapıyoruz. Ve zorlu bir yolculuk olacak. Uzun bir yolculuk olacak. Dağları aşacağız. Yani uçurumların ucundan geçeceğiz. Ölümcül diye adlandırdım. Yolları kullanacağız. Bayağı bir sıkıntılı yollar olacak. Bakalım eğer güzel bir yer bulursak, hava güzel olursa drone uçurmayı planlıyorum. Bakalım drone'la güzel görüntüler de eklemeye çalışacağız. Saygılar. Evet, şimdi geldik Gürcistan'a. Bu araba ne yapıyor ya? Tampon bölgedeyiz. Tampon diyorum. Peronu geçtik. Şimdi çıkış yapacağız ama bu arabalar niye yürümüyor? Ne oldu abi? İşi olan sağda beklesin, işi olmayan çıksın ya. Baba öyle bir durmuşsun ki. Öyle bir durmuşsun ki Allah'ını sevdiğin. Öyle durur mu? Şuradan hemen kontür yükleyeceğim. Polis arabası hep burada. Şu oraya, aşağı oradan kontür yükleyeceğim. Ama hattım açık değil. Vallahi hemen inip bir hattı takacağım. Bir şekil yapacağım. Para da yukarıda. Yani hiç mi uğraşmasam diyeceğim ama yok, sim kartımı açayım ya. Şimdi Rusya hattının interneti biterse sorun yaşarım. O sorunla da uğraşmak istemiyorum. Hemen şuraya yanaşalım abi şöyle. Şuradan hemen sim kartımıza kontürümüzü yükleyelim. Şurada benim, inşallah kafama bir şey gelmez. Gelmedi. Çantamız olacak. Hemen buradan paramızı çıkartalım. Şuradan da kontürümüzü yükleyelim. Öyle devam edelim abi. Paracıklar nerede? Paracıklar. Doların işlem yapma vakti geldi. Doları ben aşağıda bozduracağım. Burada hiç bunlara para kaptıramam. İnterneti de öbür telefona ayarlayacağım. Çünkü hep video çekeceğim abi. Nasıl yapacağız? Kaç dolarımız kaldı? 100, 200, 300, 150, 500 olmasına sevindim. Bir an 400 kaldı sanıyordum. Şimdi şu kartlarımızı da, Rusya'nın kartlarını da hemen şuraya alalım. Bunlar buraya geçsin abi. Şurada Olay'ın kartı olacak. Onu da katarsak. Nereye gitti o? Gel bakayım, sen de şuraya geç abi. Şimdi hemen sim kart değişikliği yapacağız. Arkadaşlar, burada nasıl internet sağlıyoruz? Buranın hattını alıp takıyoruz. Zaten WhatsApp numaranızı değiştirmezseniz telefondaki sıkıntı olmuyor. Zaten WhatsApp hani numaraya göre çalışan bir sistem.
internet sağlayıcı olarak kullanıyoruz. Yani buraların sim kartını biz internet sağlayıcı olarak kullanıyoruz. Ulan Azeri hattı çıktı. Gürcü hattı nerede? Türkiye hattı nerede? Bu Türkiye mi? Bu Türkiye. Bu Azeri. Ulan Gürcü hattım nerede benim? Haydi. Aa, Gürcü hattımız yok bizim. Yunus'a verdik onu lan. Ben de Gürcistan hattı arıyorum, iyi mi? Davay abi, gidelim hemen size oradan bir sim kart alalım. Mecburen. Ulan Yunus. Şöyle etraf bu şekilde. Здравствуйте. А сим карт var mı? Geocell. Silknet. Tamam, хорошо. Şimdi buradan hat alacağız. Böyle güzel bir manzaranın içindeyiz. Bizim şeygilde orada. Daha hala tampondalar. Yani evrak yapıyorlar. Gölgeyi geçecekler. Buraya gelecekler. Bu dağlara doğru gideceğiz. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Şu kamerayı artık bir indireyim. Şöyle yapalım. bu dağları aşacağız. Uzun bir yol var önümüzde. Bakalım. Hakkımızda hayırlısı diyoruz. Şimdi hemen bir sim kart alacağız. Ondan sonra da devam edeceğiz. Şimdi yeni hattımızı aldık Kırklareli'ye. Devam edeceğiz bakalım. Karanlık sökmeden inmeyi istiyordum ama karanlık da söktü vallahi. Yapacak hiçbir şey yok abi. Devam edeceğiz. Yani karanlık maranlık gece gündüz bu yolu devam edip gideceğiz. Murat abi, sen sim karta Murat abi, sim karta burada yükleyiver. Ben çıkıyorum. Ya da yükle çıkalım, yükle beraber çıkalım. Tamam, o zaman geliyorsun, devam ediyoruz, doğru mu, durmuyorum. Tepedeki mi? Tamam. Tuvaletli park nereydi ya? Neyse, haberleşiriz muhtemelen. Biz çıkalım bakalım. Şimdi kamera kafamda olunca insanlar bir değişik bakıyor. Kafaya kamerayı bağladık ya. Ulan sakin ol. Bu kadar devir fazla. Seni ben manuel alayım ben şimdiden. Yoksa biz seninle uğraşamak. Ne mazotuna baş gelebilirik. Araba power'da çalıştığı için yüksek devirde işlem yapıyor. Sürekli power'da benim araç. Sıfır olduğu için firma power'da kullanmamızı söyledi. Power'a da kendileri ayarlamış, power'da kullanıyoruz. Yani yüksek güç, hani tüm gücünü kullanıyor. Ekonomi modu var bunlarda. Power modu var, normal modu var. Araç power modunda olduğu için 80'le gidiyorum, 11. viteste gidiyor. 80'le gidiyorum, 11. 85 dedikten sonra şeye geçiyor. 12. vitese atıyor. Da bir gün şurayı gezeceğim ya. Drone uçurulurdu ama uçurmadık. Gidelim bakalım ufaktan ufaktan. Ya Allah, bismillah dedik. Valla doları aşağıda bozduracağım. Burada çok ucuz bozuyorlar. Onun için aşağı kadar gideceğim. Burayı bu sefer geceye denk gelecek gibi bir durum söz konusu. Çünkü karanlık çöküyor. Saat 5. Gürcistan'ın saati 6. Yani yapacak bir şey yok şu an için. Mecburen geceye denk geldi. Bakalım, inşallah aşağıya kadar gün batımı yaşamayız. Ama daha önce çekmiş olduğum buradaki görüntüler var. En azından oralardan eklenti yaparım, bir şeyler yaparım diye düşünüyorum yani. Eklenti dediğim şöyle, drone'la çekmiş olduğum görüntüler. Hani drone'la görüntü alamayacağım. Gece sürüşü yapacağız ama drone'la buraları daha önceden çekmiştim. Elimde videolar var. O videolar ile umarım sizlere güzel videolar aktarırız diye düşünüyorum. Belki de aşağıdaki partta yatarız. Murat abiyle yatalım derse yatarız. Yarın sabah devam ederiz. En azından burayı gündüz gözüne aktarırız. Yani bilmiyorum, saat 5, aslında kapıya gitsek yani 4.5 saat, 5 saatte aşağı insek ne yapar abi? 5, 4.5'da 9.5
buçukta öbür taraf sürer. Artı şey yapar. Yani 9.30 4.30 daha ne var abi? Orada 3.5 saat sürüyor aslında da. 9 10 11 ya gece saat 2 gibi falan biz Aktaş kapıda oluruz. Yarın da Türkiye'ye girmiş oluruz aslında gitsek ama bilmiyorum, bir bakacağım ya duruma göre, bir sürelim bakalım. Hayırlısıyla gidelim yavaş yavaş. Ya yer çekeceğiz abi. Haydi bakalım, şimdilik devam. Şimdi geldik dananın kuyruğunun zırt dediği yere. Hop. Artık bundan sonrası bayağı bir sıkıntı buranın. Şu telefonu ben bir kafama alayım. Bu polis mi lan? Polisin normalde tepede şey olur. Bu ne? Kendini polis sanan bir şahsiyet senin. Aleykümselam, başladık dedik abi. Kar yağışı başlamış. Tepelere kar atmış. Artık buradaki yukarıda yaylacılar dediğimiz böyle hayvancılar var. Yörükler mi diyeyim? Yörük mü geçer onlar bilmiyorum ki. Bizim oranın yörüğüyle bunlar aynı mı ki? Yani burada şöyle hayvancılar vardı. Muhtemelen onlar aşağı taşınmış gitmiştir yani. Bizim etçi bir adam var. Sürekli mangal yediğim, yani et yapan bir yer var. Orada kapanır abi. Ben gidene kadar karanlık çöker zaten. Ta tepeyi aşacağım da ondan sonra göreceğim. O zamana da akşam olur abi. Yani öyle bir sıkıntı var. Şimdilik gidelim bakalım ya. Hayırlısı diyeceğiz. O yukarıdaki parkta da mola vereceğiz. Artık oraya kadar ışıkları yakamam. Çünkü duracak yer yok. Burada bu yol bayağı bir sıkıntılı. Yani birazdan göreceksiniz. Şu an için pek sıkıntı görünmüyor ama siz birazdan görürsünüz diyeyim. Çünkü ileride sıkıntılı yerlerimiz var. 9'da da yemedi, 8'e düştük. Valla şu an tepeye doğru tırmanıyoruz arkadaşlar. Hani şu an oradan bakınca o hissiyat var mı bilmiyorum ama şu an bir dik bir yokuş çıkıyoruz. Tabi eğimi tatlı, yani çok fazla da dik değil, aman aman diyeceğimiz bir tepe değil. Yani diklik bir şey yok. Böyle böyle tırmanıyoruz. Araba 8'e kadar düştüğüne göre ince rampa ya. Sizce şöyle arkaya bakarsak. Gidelim bakalım. Adım adım. Şu minleri ben bir altından atayım. Biraz daha aşağı gömüleyim. Size yani şurayı nasıl daha güzel aktarırım onun çabasındayım. Vallahi var ya. Sürekli bir çaba içerisindeyim. Ulan şunu bir kapatayım. Bu böyle kalacak. Bunu aşağı indirsem de inmeyecek, çünkü şöyle yapsak daha kötü olacak. Neyse kalsın bakın. Zararı yok. Abi şu görüntüye bak ya. Hey hey. Haydi bakalım. Tırmanmaya devam. Şimdi bahsetmemizi istediğiniz konulardan şöyle düşünecek olursam aracı çok fazla soran var. Iveco'yu. Almayı düşünenler var. Nasıl araç diyenler var. Tavsiye eder misin diyenler var. Şimdi abilerim, kullandığım araçlar arasında kıyaslama yapalım. Hani bunları yan yana getirip yapacağım. Ayrıyetten o aklımda olan bir şey. Drone'la güzel görüntüdür vesairedir bir şeyler ayarlayıp onu böyle çok iyi bir atmosferde çekmeyi düşünüyordum ama şu anda da hani sürekli sorulan sorulardan biri olduğu için böyle kısadan biraz bahsetmek istiyorum açıkçası bu Iveco'dan. Iveco arkadaşlar güzel bir araç. Hani aman aman diyeceğimiz, yani fiyatına göre, fiyat bandına göre veyahut da ne bileyim ismine göre bakılacak olursa çok bir şey beklemeyin zaten Iveco sonuçta. Hani bir Scania, bir Volvo olamaz. Şimdi tutup da bunlarla kıyas yapamayız. Ama şöyle söyleyebilirim. Şu an için alınacak araçların içerisinde bu fiyat bandındaki araçların içerisinde en güzel araçlardan biri bence. Çünkü konfor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim bu aracımızın arka, yani çekici körükleri 2 tane. Normalde o 4 tane oluyor. Bunda 2 tane. Kupa körüklerini, yani bundaki yayla siz körükle alırsanız daha güzel olacak sizin için. Şöyle sola geçeyim, aşağıyı göstereyim dedim.
Kupa körükleri, yani bundakiler yaylı sistem. Siz körüklü alırsanız daha konforlu olacağını düşünüyorum. Ayrıyetten de dediğim gibi arka, yani çekici körüklerini de şey yaparsanız, nedir onun adı? 4 körüklü alırsanız daha güzel bir konfor elde edersiniz. Yani Iveco'nun en kötü tarafını söyleyeceğim. Şurası abi. Şura var ya, şura. Burası kötü. Direksiyonu rahat. Direksiyonda bir sertlik, şeylik yok. Hani çok fazla kötü diyeceğimiz bir direksiyon değil. Güzel direksiyonu. Rotarları pek istediğim gibi değil ama hani rotarlar olarak güçlü tutuyor en azından aracı. Özellikle limit. En sevdiğim özelliklerinden biri öndeki aracı takip etme var. Şunda bakın. Öndeki araç kaç ile gidiyorsa bu araç da aynı hıza düşüyor. Sen bunu 90 alıyorsun abi. Tamam, 90'a sabitledim buradan. Örnek veriyorum. Şuna da basıyorsun. Buradan şu ışık yandı. Bakın 3 tane. Hani belli bir mesafe, yani 30 metre veyahut da 70 metre falan mesafe açıyor öndeki araçla. Öndeki araç 80 ile gidiyorsa bu da 80 ile gidiyor. Öndeki araç 90 ile gidiyorsa, sen 90'a ayarladıysan 90'a kadar çıkıyor. Onun dışında da hani yapacağı en güzel özellik olmuş. Öndeki araç frene bastığında bu kendi otomatik frene basıyor. Hani sizin bir frene basıp ne bileyim bir yavaşlamanıza gerek kalmıyor. Ya neredeyse otonom sürüş gibi olmuş. Sadece direksiyonu tutuyorsunuz, kendi gidiyor ve bu size bir dinlenme sağlıyor. Bu güzel bir özellik. Buzdolabı fena değil. Yani geniş bir hacme sahip. Öyle aman aman çok büyük bir dolap da değil ama güzel yani. Hani araçta bulunması gereken bir şoförün ihtiyacını giderecek kadar yurt içinde veya yurt dışında yeterli olur. Tabii benim gibi teferruatlı yemek yapıyorsanız, teferruatlı kahvaltı yapıyorsanız sizin için sıkıntı olabilir. Çünkü ben yedek dolap almayı düşünüyorum. Bu benim aklımda daha önceden de vardı. Hani diğer araçlara da bakılacak olursa genelleme olarak konuşuyorum. En büyük dolap hangisindeydi? Vallahi F-Max'ınki de çok güzeldi. Mercedes'inki de güzeldi. Bu da güzel. Ama bu biraz küçük diğerlerine göre. Çünkü bunda şu hörgüç var. Şey de yoktu. Yani Ford'da ve Mercedes'te o yoktu. Yavaşlayın, bana bir yol verin. Bakın ben burada rampa çıkıyorum. Ayıp değil mi? Konvoy halinde gelin gelin. Gelin, gılı gılına gidiyor zaten, kayalara bir taraf, uçurum bir taraf, siz bir taraftan. Gelme lan. Gelirler. Vallahi kayaya vurduk. Ötede oynayın oğlum. Üstüme sürmeyin. Beni tehdit edecek şeyler yapmayın. İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne. Öldük öldük, yandık. Şuraya bak abi, şu böyle yol mu olur lan? Evet. Aşağısı yok. Bir tane borunun üstünde duruyorlar. Neyse, kafayı çok oynatmayak, sizin başınız dönecek şimdi, ben bir sağa bir sola. Ulan tepelere kar yağmış be. Allah, benim zamanım geliyor abi. Kar geliyor, kar. Abi kar, kış. Ben seviyorum, o rezilliği seviyorum ya. Haz alıyorum ondan. Vallahi. Iveco dediğim gibi yakıt konusu da güzel. Yani 31-32 bandında, yani %32 bandında bir yakıt yakıyor. 31-32 civarı. Tabi bu yollarda değişiyor. Buralar çok ağır yollar. Hani genelleme olarak konuşuyorum. Ayrıyetten bahsedecek olursak görüş açısı çok iyi. Mercedes'te kördük tamamen. Hiçbir yeri göremiyorduk. Yani sıkıntılıydı. Mercedes'te şu köşeyi ben göremiyordum. 3 çevir oradan sıkıntı yaşadım. Tabii siz onları görmediniz, paylaşmadım ama kaç sefer sıkıntı yaşadım. Her neyse. Yani Mercedes'i ben sevmiyorum abiler. Mercedes'i bana sormayın. Mercedes'i sevene sorun bence. Çünkü ben sevmediğim için kötü yorumlayabilirim. Aslında öyle olmayıp da benim sevmeme sebebimden dolayı ben öyle söylüyor olabilirim. Mercedes'i ben sevmiyorum. Ama yakıt konusunda iyi bir araç olduğu düşünülüyor ve söyleniliyor ve öyle de olduğu biliniyor. Konfor olarak da fena değil. Ya oğlum, acelen ne acelen? Nereye yetişeceğim? Burada araba mı sollanır? Eşek herif.
Allah Allah. Şu yolda araba sollamaya çalışıyorsun ya. La ben zor sığıyorum ya. Nereye geliyorum? Hah. Ya arka taraf değecek neredeyse. Geniş almasın. İki şeride kullanayım. Acelenle 30, 30, 40, 40 çıkıyor. Şurada sohbet ediyor. Sohbetimizi böldün ya. Allah Allah. Hasbinallah. Ne diyorduk abi lan? Bütün ayarlarımızdan oynadın. Bütün ayarlarımızdan oynadın. Geç hadi, geç hadi, geç hadi. Abi, bismillah. Oha. Şey, özür dilerim. Ay, uf. Buna çok kötü ya. Her geçişimde ona çok kötü. Geçecek olan geçsin baba artık. Ben şöyle sağa çekileyim. Geç baba. Geç haydi. Bir saattir bir taraflarını yırtıyorum, başımıza bela olacağım. Geçen varsa geçsin bak, beni darlamayın. Ondan sonra sohbetimi bölüyorsunuz. Ben burada ne güzel araba anlatıyordum, iyi baba anlatıyordum. Ne diyorduk abi? Ha, görüş açısında kaldık en son. Görüş açısı bunda çok iyi abi. Aynalar çok iyi. Araç içi konfor biraz dar abi. Yani Mercedes'le kıyaslayacak, Ford'la kıyaslayacak olursak biraz dar. Çünkü Ford'da biliyorsunuz yataklığın üst tarafında şey vardı. Böyle açılır gözler vardı. O gözlerin içerisine ben kıyafetlerimi katıyordum. Şurada gözler vardı. Şuralar tümdü ve çok güzel bana yer açıyordu. İyi oluyordu. Yan gözleri genişti onun. Bunun yan gözleri dar. Mercedes'le kıyaslayacak olursak bunun yan gözleri dar yine. Yani arabaya kullanım alanı var ama yapılmamış. Biraz günümüz teknolojisine biraz, o teknoloji demeyelim de günümüz konforuna diyelim, biraz geri kalmış. Yani biraz daha alan yaratabilirdi şoför için. Şoförler için, biz meslektaşlarımız için biraz daha alan açabilirdi bize. Şu yatağı güzel, rahat, gayet güzel uykumuzu alıyoruz, dinlenebiliyoruz. Şurada bir tepe var. Hey gidi hey, orayı çekmek lazımdı lan. Bu dağın karı hiç erimiyor abi. Gösteremedim ama bir türlü, bir yandan yollayınca bak adam fotoğraf çekince ayıktım. Yatağı rahat. Yatağın yanına kullanım alanı yapmış. Oraya USB takmış. Bu tarafta da şarj yeri var. Oraya da bir şarj yeri yapabilirdi. Ve oradaki cepleri o kadar kabartmak yerine biraz daha derin ve geniş yapabilirdi. Oralar dar. Bir şey koyamıyorsun. Ondan sonra yani daha geniş, daha derin olabilirdi. En azından işe yaraması için. Bizim için daha iyi olurdu. Onu yapmamış. Ya alan açısından biraz dar ve benim bende de var sıkıntı. Çünkü benim çok fazla alet, edevat, malzeme, takım, şu bu, bir sürü malzeme olduğu için benim araçta hani sığamıyorum. Bir de dorsemde maalesef sandık problemim var. Dorseye bir türlü sandık yapamadık. Hatay'a gidiyoruz inşallah. Ona da bir zaten bir sandık yaptıracağız. Olan sandığı yaptıracağız. Bakalım eşyaları oraya alırsam belki biraz alanım açılır, rahatlarım bu aracın içerisine. Gerçekten sığamıyorum abiler. Öyle bir sorunum var. Şimdi yavaş yavaş yapraklar dökülmeye başlamış. Sonbaharın etkisini iliklerimize kadar hissettiğimiz bir ortamın içerisindeyiz. Bir yandan yapraklar dökülüyor. Bir yandan kar yağmış. Tepelere yavaş yavaş kar geliyor diyor. Ya ben geliyorum diyor. Böyle güzel bir ambiyansla gidiyoruz bakalım abiler. Şimdi yolumuz uzun. Ara ara sohbet ederek devam ederiz. İveko'yu size yavaş yavaş böyle anlata anlata gideriz. Bence daha güzel olur. Bakalım şimdilik bir devam edelim bakalım yolumuza. Şimdi abi burayı da bayağı bir yaptırdım. Yani bizim Çan Çinçonlar, bunlar Çinli abi. Bildiğim kadarıyla Çinli mi, Koreli mi?
Bunlara bayağı bir yaptırdık. Az kaldı. Abi şimdi bak bu kamyon üstünde kum çakıl yüklü. O kum çakılı nereden getiriyor? Hemen şimdi sol tarafta göstereceğim. Ulan şuraları yavaş geçecek. Burada ani çukurlar oluyor var ya, çok sakat oluyor. Bu niye daha inmiyor lan? İnmesi lazım. Şu tünelin içinden getiriyorlar abi. Bildiğim kadarıyla. Çünkü buraya tünel yaptırıyoruz biz. Dedi ki ilerleyen günlerde yeni başlayacak olan meslektaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, işi yeni öğrenenler bu dağlarda bizim çektiğimiz çileyi çekmesin dedik. Rica ettik, dedik buraya bir tünel yapın. 3 senedir abi uğraşıyorlar. Yani ben 3 senedir görüyorum. Daha öncesini bilmiyorum. Belki daha önceden uğraşıyorlardır da. 3 senedir işte ya dedim bak şurayı yapın. Yani gençler başlayacak bu dağlarla uğraşmasın falan filan. Gençler derken biraz yanlış oldu galiba. Çok yaşlı değiliz çünkü. Özür dileriz. Orada bir seviyesizlik oluştu. Yani yeni başlayacak arkadaşlarımız var dedik. Dedik şu tüneli bir yapın artık. Hani adamlar rahatça gelsin gitsin buralara. Bizim gibi çile çekmesinler. Bizim gibi uğraşmasınlar dedik. Bakalım onlar da bizi dinlediler işte. Bir tünel yapıyorlar. Şurada bir tünel var abi. Buradan gireceksin. Bu dağı aşacak. Direkt aşağıdan çıkacak abi. Çok uzun bir tünel. Artık havalandırması falan filan bayağı bir sıkıntılı iş onlar. Ben bir ara belgeselde izledim. TRT belgeselde. Yani o tünel yapımında havalandırma olayını düşünüyorlar. Yangını düşünüyorlar. Bayağı bir sıkıntılı. Konumuz dışında kalıyor. Ama bizim için iyi bir şey. Gelecekte bu mesleğe başlayıp bu yollara gelecek arkadaşlar için de çok iyi bir şey. Çünkü bu dağı aşmakla uğraşmayacaklar. Direkt tünelden baba yardır aşağıdasın. Aşağıdan yardır pıt buradasın abi. Mis gibi, çiçek gibi kokan arabalarımızda yolculuğa devam ediyoruz da bu niye gene istiyor? Ana bu niye çalışmıyor lan? Ya oğlum sana ne oldu? Allah Allah. Ana bu çalışmadı olmuş. Ama bir bakacağız. Başka bir zaman. Neyse. Şimdi ondan uğraşmıyor. Evet. Düştük 8'e. Fazla da basmak istemiyorum. Bura çünkü arabanın mazot içtiği bir yol. Yani hangi araç olursa olsun burada bildiğin mazot içiyor. Ama bu araba çok ağır gidiyor. Muhtemelen de Aksur. Oo Renault'muş. Abi benim yüküm çok pis ya. Benim yüküm çok kötü ya. Çuvallı yük. Çok yüksek. Yani araba basarının dışında ayrı bir yük baskısı var araçta. Dingili mi kaldırsaydık la tepeye çıkana kadar? Baba sen bana bir yol ver be. Sen bana bir yol ver. İleride. Hop. Hop 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 hop. Vallahi var ya çok sıkıntılı yerde sollama yaptık ha. Bu bir hatalı sürüştür. Evde, iş yerlerinizde böyle şeyler denemeyin. Ona bir de teşekkür ederim. Pat beşe düş abi. Çünkü şu dönüşe baksana abi. Şu dönüşe bir bak Allah için. Böyle bir çalışma yok. Böyle bir işçilik yok. Haydi bismillah. 6'ya atmayacağım çünkü şurayı döneceğiz. Burayı da geniş dönmem lazım. Değil'e bariyer mariyer yapmışlar. Dayanmayan araba olursa durur en azından. Abi şöyle. Bak 6'ya atsaydım araba bayılırdı. Allah'tan gelen yok şöyle geniş alak da. Araba kendini fazla kasıp şey yapmasın. Şuradan bir foto almam lazım. Devam. Haydi bakalım. Bu arada ilk kar manzarası bizden gelecek. Çünkü tepeye ulaştığımızda karla karşılaşacağız diye tahmin ediyorum. Çünkü tepelerde hep kar vardı. İnşallah o tepede de kar vardır. Ve sizlere ilk kar videosunu biz göndermiş oluruz. Bakalım şu an Vladikavkaz Dağları'nın tepelerine doğru tırmanıyoruz abi. Yolumuz uzun, dik ve çetin.
Dik iniş, dik çıkış hepsi var abi. Hepsi dahil tam tatil. Şu an iyi yakıt yapıyor. Bildiğin mazot içiyor şu an, biliyor musun abi? Haydi bakalım, başaracağız. La Garanos çökmeden yetişeydi gidi ya. Ya şurayı 2 saat önce geçseydim yeterdi bana ya. 2 saat ya. Sırf onun için dün gece yattım ama. Ah, nasip be abi. Hayatta her şey nasip. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok ama şurayı da kapatmaları lazım. Buradan çünkü çığ gelir abi ışık. 8'de devrini buluyor. İyi yükseltiyor. 9'da bayılıyor abi. Bak buraları iyi doldurmuşlar ha. Hep bura uçuyordu. Şimdi kış geliyor. Kar başladığı zaman şu tünellerin içinden gideceğiz abi artık. Sağ tarafta çalışma var diye kendimi sola verdim. İnşallah karşıdan araba gelmez de o çukurun pisliğin içine girmeyiz. Şimdilik solu kapattık, gidiyoruz. Normalde bura çift gidiş çift geliş. İyi Allah'tan. Gelen giden yok da solu kapattım gidiyorum. Ve burayı yeni yaptınız. Niye geri gazdınız, bu hale getirdiniz bilmiyorum ki. Kış da geliyor, kar da yağacak şimdi. Yapamazlar, yetiştiremezler. İnşallah yetişir de. Vallahi ben soldan gidiyorum abi, babamın yolu gibi kullanıyorum şu an. Aha, polis emmi geliyorlar. Hemen sağa kaç, hemen sağa kaç. Akıllı uslu çocuk mu? Ben yaramaz değilim abi, bu ışıkları bu araba. Arabanın içine koymuşlar, o niye korna çaldı lan? Kırmızı ışıkları gördü ya, korna çaldı bak. Gelip bana ceza meza yazma da. Vik vik etti valla. Hiç tırnamayak, devam edek bakalım ne olacak. Ardımızdan gelmez inşallah. Ardında yaralı bir kalp bıraktın. Abi şu kırmızı ışıklar bazen sıkıntı yapabiliyorlar. Bu da kırmızı olduğu için. Bakalım böyle böyle tırmanıyoruz. Yok iyi gelmedi arkamızdan. Gelseydi o şimdiye gelirdi. Dip gaz basar yetişirdi. Hadi geç hadi. Herkes beni solluyor. Bu öndekini niye sollamıyorsunuz da? Vallahi polis bir sene çaldı ama Allah'tan devamı gelmedi. Sıkıntı olmadı. Ne oldu? Turistler gitti mi? Kaldınız mı bize? He? Ne oldu? Yazın anasını satayım. Bura var ya, ana baba günüydü ya. Yazın mahvoluyorduk, buradan geçemiyorduk abi. Hey gidi dağlar hey. Ama bu yolu da ben seviyorum abi ya. Bilmiyorum da sizin düşünceniz nedir? Sizin fikriniz, zikriniz nedir bu konuda bilmiyorum ama ben şu yoldan keyif alıyorum abi ya. İnsan ya, çoğu kişi böyle zorlu virajlı yolu pek sevmez. Genellikle hani düz yol olsun, yol kat edeyim, bir an önce yolu bitireyim psikolojisinde oluyorlar genelde ama ben bu yoldan keyif alıyorum abi. Şu virajlı ortamlar, rampa açık, in, ne bileyim virajı dön, böyle bir atmosfer var. Hani insanın uykusu da gelmiyor, açılıyorsun, iyi oluyor. Gayet güzel, keyif aldığım bir yolculuk yani. Şimdi Iveco'dan bahsediyorduk abi, Kemal'in keyfini boş vererek. Bu Iveco'ya bir cevap verek abi biz. Iveco, dediğim gibi arkadaşlar yani araç içi biraz dar. Bana göre dar. Ben sığamıyorum. Hadi bakalım. Gir la tünele. Sen tünelden git. Tünele girek mi la, keyfe gider. Tünele gireceğim. Böyle dönüyor. Şuradan geri çıkıyor ki. Bir şey anlamıyor. Abi. Iveco'dan bahsediyorduk. Biz bu konular çok karıştı ya. Polis çıktı, bir ışık yandı, bir lamba yandı, bir şey oldu, bir bu çıktı önümüze. Sular geliyor abi, devam. Şimdi Iveco gördüğünüz üzere keyif alarak sürdüğüm bir araç. Hem yoldan kaynaklı hem araçtan kaynaklı. Ama dediğim gibi benim araçta 4 tane körük olmadığı için istediğim konforu elde edemiyorum. Kupa körükleri körük değil de yay olduğu için yine istediğim konforu elde edemiyorum. Bunun freni biraz zayıf. Yani fren konusunda bu araba. Arabayı vallahi dingelttik. Dingelttik abi. Virajda dingeldi. Hadi ben 5'e attık. Altı.
Tüh. Hadi benim hastanem, hadi benim yiğidim. Hadi benim İvekom. Sen 530 beygirsin ya. Hadi biraz gaz verek buna. Sen koskoca altında İtalyan aygırısın sen ya. Hadi benim yiğidim, hadi benim koçum. Depeyi açtık, açacağız hadi. Sana Rusya'dan kaliteli mazot aldıydım ben. Hani orada konuştuyduk petrolde. Rampayı güzel çıkacaktım. Çıkıyordu abi, yani gidiyor araba aslında. Orada biraz fazla makaslayınca biraz da baygın giriş yaptık. Araba yemedi haliyle. Bak şu sana abi, şu dönüşe. Normalde böyle gidiyoruz. Pat o tarafa, haydi. Dön. Yallah. Ya Muhammed dedik. Devam. Ben seviyorum burayı baba ya. Taş o dereden geliyoruz abi biz. Vallahi o derenin içinden geliyoruz. Bu gitmiyor zaten. Kaldık bunun arkasında. Sen de sollamaya çıktın. Çok güzel hareketler bunlar. Zıbulu bulu bop bop. Ne oldu? Yani amaç sadece benim sollama. Sollayın, hepiniz sollayın. Belki ben de sollarım sizin de ağzınızla. Ama bu sollanmaz abi. Çok sıkıntılı hareket. Ben de sollayacağım. Niyeti bozdum. Vallahi önümü de görmüyorum. Virajda da solluyum. Lan çok sakat iş yapıyorum da Allah'tan yol boş. Vallahi yol boş. İyi, iyi geçtik. İyi yırttık. Vallahi helal olsun. Şükür Allah'a abi. Rast geldi geçtik. Devam bakalım. Şimdi tepeye ulaşacağız. Yerler yaş. Vallahi. Yağmur da böyle dandik yağmış yani. Ahmak ıslatan mı diyoruz ona? Aa, koyunlar bak toparlanıyor çobanlar. Yavaş yavaş yol alacaklar abi. Koyunları görüyor musun? Beyaz beyaz. Şimdik. Buradan tepeye ulaştık ama geç ulaştık abi ya. Ya şundan bir saat önce geleydim, ne vardı şuraya ya. Bir saat. Bir saatte aşağı inerdim ben ya. Ha ya, camlarımı ne güzel temizledim. Biladik Kafkas'ta video çekeceğim dedim. Akşam yattım. Neyse, bir gün de burayı gece inmiş olalım. Gece sürüşü yapmış olalım. Belki bu daha keyif verir. He? Bilmem. Sizce nasıl olur bilmiyorum ama o eşsiz doğayı da izlemek ayrı bir zevk ama ya. Tabii gece de farklı bir ambiyans olur diye düşünüyorum. Gidelim bakalım ya, inşallah sıkılmazsınız. Ama sıkılacağınızı sanmıyorum. Ben sıkılmıyorum çünkü bu yolda. Kendi açımdan bakacak olursak keyif verici bir yol. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Iveco ile ilgili, Iveco kış arabasıdır arkadaşlar. Şasesi diğer araçlara göre genelde uzundur. Yani uzun şase olur bunların şaseleri. Ve bunların turboları çok güçlü. Bastığınızda hani her yeri parçalayacak bir güce sahip diyebilirim. Ayrıyetten de kışın kış arabasıdır yani. Karı buzu sever abi. Sıkıntı yok. Ben şuradan bir resim alacağım. İnişe geçiyoruz. Haydi bakalım. Bu sefer Kafkas Dağları'nı gece iniş yapıyoruz. Bakalım hayırlısı. Arkadaşlar tepeyi görüyor musunuz bilmiyorum. Sizlere göstermek için hatta şu an kafamı eğdim. Abi tepelere kar yağmış. Hayırlı uğurlu olsun. Öbür servis burası komple kar abi. Öbür servis komple burası kar. Yani bir hafta 10 güne kadar buralardan artık yollar kapanır, çığ başlamaz da yollar kapanmaya başlar abi. Çünkü buraya bir damla kar düştüğü zaman hemen polis yolu kapatıyor. Tırlara. Çünkü bizimkiler durmayan araç. Ve burası çok dik. Eğime sahip. Rampası ayrı bir dert, inişi ayrı bir dert. Baksana abi şu viraja. Burada buz olduğunu düşünsene, bu araba döner mi? Böyle gider işte, ondan sonra kayar gider, makaslar. Tamamıyla dönüyoruz çünkü abi, baksana. Oradan geliyoruz, buraya dönüyoruz. Buradan geliyoruz, oraya dönüyoruz. Hani L çiziyoruz abi. Neredeyse U çiziyoruz birçok yerde. Bu da arabanın çekim gücü veya frenleme sistemini darlıyor. Haliyle sıkıntıya giriyor. Bu sebepten dolayı da direktmen burada polisler hemen yolu kapatıyor. Diyor abi, tır geçişine izin verme. Çünkü ilk yağan kar çok sıkıntı oluyor. Ve burada yavaş yavaş sıkıntılı dönemler başlayacak artık.
Kar yağdı bekle, çamur abattı bekle. Ya o değil, en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Benim üzüldüğüm taraf şu anda kış geliyor ve ben drone'u kullanamayacağım artık. Memlekete gidiyorum. Eve gidince drone'u eve bırakacağım. Gerçekten bu üzücü bir durum. Yani ben drone'la çok güzel görüntüler alıyordum. Çok güzel vakit geçiriyordum onunla. Ne bileyim, tepeden görüş yapıyordum, bakıyordum. Üzüldüm ona ya. Yani iyi olmadı ama yani adamların kuralıyla abi, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Ya ben bunun için bir Türkiye'de Azerbaycan ve Rusya konsolosluğundan bir izin belgesi gibi bir şey almam lazım ya da bilmiyorum, bir çözüm bulmam lazım ama ne yapmam gerekiyor onu bilmiyorum. De işte Azerbaycan'ın, Rusya'nın kuralları biraz katı sanırım. O kadar zamandır gelip gidiyordum. Şimdi diyorlar ki drone'u getirme. Abi ne güzel gelip gidiyordum ya. Bak ben Azerbaycan'da pek kullanmıyordum. Bir iki sefer kullandım. Ondan da haberleri yok. Olsaydı zaten sıkıntı oluyormuş. İşte Gürcistan'da kullanıyordum en çok. Burada. Vladikavkaz dağlarında. Türkiye'de birçok yerde kullanıyordum. Şimdi abi ben onu kullanamayacağım. Eve atacağım. Ya bu benim için kötü oldu da. Bakalım ya. Haktan hayırlısı. Mevla neylerse güzel eyler. Bunda da vardır bir hayır diyoruz. Bırakacağız, eve bırakacağız abi. Yapacak bir şey yok. Bizim adam gitmiş abi. Mevsimi bitmiş bunların. Bak şurası bizim kebapçının yeri. Sürekli buradan mangal yakardık. Baksana mı? Ocağı bile kaldırmış. Son selamımızı da verek. Vay be. Hala inek var gene yolun içinde. Burada ne güzel abi, mangalımızı falan yaptık yani. Çok güzel günler geçirdik onlarla beraber. Yanlarına uğrayıp çalyarını içtim. Bir Ahıska Türk'ü bir abim var. Yani daha önceden izleyenler biliyordur da bilmeyenler için yine söylemiş oluyorum. Vallahi bu gece sürüşü de biraz keyifli olacak gibime geldi. Koyunlara bak lan. Bembeyaz nasıl görünüyorlar. Size görünüyor mu bilmiyorum. Ben görüyorum ama benim gözümle kameranın gözü bir olmaz ama yani gördüğü kadar görmediği kader abi. İnişe geçtik de karanlığa kaldık ya. Şurada yatayım desem saat 6 abi. Bu saatte yatılmaz. Yatmayayım desem ayrı bir dert. Ya ne bileyim abi ya. Gitti zaten, daha duracak yerim de yok. Yani çok şurada durabilirim. Orayı da Han'la geçtik. Burada aşağı uçurum abi, nereye durayım orada? Aşağıya da indikten sonra zaten pek bir önemi kalmaz. Bakalım gece sürüşü yapalım ya. Vladikavkaz dağlarını gece geçiyoruz. Haydi bakalım. Davay davay. Resille mi diyorduk? Neydi o? Ya burayı yapmamışlar mı? O bizim yani Rusya Gürcistan tamponunda iki tüneli yapmışlar ama burayı yapmamışlar diyecektim. Yapmışlar bak. Dedim yo, yapılmamış. Karar veremedik. Yani yapmış olsalar şu çukur olmazdı. Şimdi kapadık da sisleri. Adamların gözünü kör etmiyor abi. Biraz kafayı sola çıkartmam gerekiyor. Onun için yavaşladım şöyle. Arkamız değmesin. Ulan araba otomatikte sandım bak. Asıldım gaza. Vites niye atmıyorsun abi sen ha? Ben sana iki tane vites komutu veriyorum. Sen bir tane atıyorsun. Şimdi burası ne? Burası kışın kar yağdığı zaman çığ oluyor ve burası kapanıyor normalde. Ama şimdi bu sistemi yaptıkları için direktmen çığ geldiği zaman aşağı uçuyor. Her zaman bunu söylüyorum. Yeni izleyen arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar. Yani izleyip bilen abilerim biliyor zaten. Daha önceden söyledim. Ama illaki bizi yeni izleyenler oluyor. Onlara da aktarmış oluyoruz. Öyle böyle gidiyoruz abi. Vladikavkaz videolarıyla kışı getirdik. Yani şu son videolarımızla kış geldi. Artık kapıda. Şu anda bugün yayına girecek olan yine buradaki videomuz var. Çok güzel bir videoydu hatta. Bugün iki video süper yani.
Ayrıyetten de bu videonun dışında da gelecek olan Rusya'dan bir videomuz var. Saratov'a geçiş. Sonra Rusya Saratov'dan yükledikten sonra Rusya Gürcistan kapıya kadar çektiğim var. Sonra bu var. Bakalım bu videoları editleyip yetiştirirsek hızlı bir şekilde yayınlayıp kar videolarına geçiş yapmak ben de istiyorum. Çünkü kar kış çilesi buranın çok zevkli oluyor. Çok muhteşem oluyor. Bakalım onu başlayacağız abi. Bundan sonraki videomuzda karla karışık yağmurlu bir günde pov sürüş diye video çekebiliriz. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Vallahi ben çok konuşuyorum abi, bilmiyorum da. Başınız ağrımıyor değil mi abi? Sıkıntı olmuyor. Şimdi aslında yani ben de burada sizle sohbet ediyor gibi hissediyorum. Sanki yanımda böyle sizler varsınız. İşte Ahmet abi oradan diyor ki yolun açık olsun veya dikkat et viraja yavaş gir. İşte yerler yaş. Ne bileyim. Şu an yanımda birileri varmış gibi hissediyorum. Bu ambiyansı yaşıyorum. Ben size bu videoyu çekerken sanki sizler karşımda beni izliyormuşsunuz da ben de sizle sohbet ediyormuşum. Edasıyla gidiyorum yani abi. Hani ben video çekiyorum kafasıyla değil de beni izleyen bir ailem var kafasıyla gidiyorum. Ve o aileye göre de işte böyle sohbet ederek gidiyorum abi sizle. Hüseyin abim olsun, Ömer abim olsun, diğer abilerimiz, ablalarımız, yani isminizi sayacak olsam var ya burada. İsminizi sayarak hatta şeye kadar ineriz yani. Türkiye kapıya kadar gideriz. Bizi izleyen tüm abilerime, kardeşlerime, ablalarıma, annelerimize, yani sonuçta ailesiyle beraber izleyen bizi çok sayıda bir kitlemiz var, ailemiz var. Gerçekten 13.500 kişiyiz şu anda. Hani benim şu anki gözlemimde 13.500'lük. Bakalım inşallah güzel yerlere geleceğiz. Desteğini esirgemeyen abilerime çok teşekkür ediyorum. Yani öyle abilerim var ki işte hanımını takip aldırtmış, kızını, çocuğunu, kim varsa herkesin telefonundan takip aldırmış, bize abone oldurmuş. Bu şekilde yapan çok abim var. Kendileri yazıyor, söylüyor, biliyorum. Allah razı olsun. Vallahi mücadele veriyoruz abi. Hani bu mücadelenin şeyini alacağız ya. Emeğimizin karşılığını elbet alacağız. Çünkü buraya çok çabalıyorum. Yani Rusya'da internete aşırı para ödüyorum. Normal bir tırcı şirketten aldığı parayla internet gereksinimini sağlar. Ben şirketin verdiğinin iki katını, yani verdiğinin haricinde iki kat daha para ödüyorum abi. Ve sürekli video aktarımı, yüklemesi, editi falan bunlarla uğraşıyorum. Benim için bayağı bir maliyetli oluyor ama siz değerli abilerimi de videosuz ve yalnız bırakmak asla istemiyorum. Çünkü dediğim gibi biz kocaman bir aile olduk. Şu an 13.000 kişiydik, 13.500 kişi. Belki bu videoyu yayınladığımda 15.000 veya 20.000 olacağız, bilemeyiz. Hangi videoda, yani bir bakarsanız bir videoda patlamışızdır, büyümüş gitmişizdir, bilemeyiz. Bakalım YouTube algoritması artık çeşitlilik gösteriyor abi. Biz de ona göre idare ediyoruz yani. Hani bir şey elimizden gelmiyor. O ne yaparsa ona uygun hareket ediyoruz. Bu zamana kadar seste çok problem yaşadık. Yani ses gelmiyor, ses gelmiyor, ses geliyor gidiyor veya görüntü titriyor denildi. Telefon aldık, bir şey yaptık. Daha geçen yani bundan 25 gün önce iki tane daha mikrofon buldum, aldım ve şu anda kullanmıyorum. Sadece Bluetooth'u kapattım. Bluetooth'a bağlı değil telefon. Öbür telefona bağladım Bluetooth'a. Müziğimi falan oradan dinliyorum artık. Ve bu telefonu sadece kamera olarak şu an kullanıyorum. Ve Türkiye'ye geçince eğer hesaplarımda, yani şimdi şirkete gideceğim haliyle. Ve firmada bir hesaplaşma yapacağız parasal olarak. Üçüncü seferimiz çünkü bu. Üç seferdir yoldayız. Şimdi gittiğim zaman orada bir hesaplaşacağız şirketle. Bakalım borçlarımı ödeyebilirsem, bildiğiniz üzere diş yaptırıyorum. Ve ona büyük bir borca girdim. Yani benim için büyük. 100.000 lira belki birçoğunuz için küçük bir rakamdır. Belki sizin borcunuz benim borcumun 10 katıdır veya 100 katıdır.
veya bilmiyorum işte. Hani benim kendim, herkesin kendine göre borcu var abi. Şu an ben de bu borcumu ödeyebilirsem ve market manav ayrıyetten birlikte de, her neyse, borçlarımdan fazla bahsetmek istemiyorum. Hani bir miktar bir borcumuz var abi. Eğer aldığım para kartımı ve diş masrafımı, işte evin giderlerini, diğer sıkıntılarımı hallederse iki tane GoPro alacağım. İki tane. Birini önden koyacağız, birini arkadan koyacağız. Önde koyduğumuzu da arada sandığa mandığa indiğim zaman çekim yapacak. Ve bir tane mikrofon takım alacağım. Kaydı mı lan? Bana mı öyle geldi? Bir mikrofon takım alacağım abi. Mikrofonla da, yani hem mikrofon olacak GoPro'nun, hem kendisi olacak. GoPro 10 alabilirsek alacağız. Bakalım, iki tane işte. Düşünüyoruz. İnşallah başaracağız. Mücadele veriyoruz. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. GoPro bizden çok istenilen bir şey. Ve inşallah bu sefer yapacağız bakalım. Hadi sen dön. Biriniz soldan geliyor, biriniz sağdan. Biriniz sollamaya çalışıyor. Böyle sizden uğraşa uğraşa iniyoruz. Abilerim valla dediğim gibi GoPro alacağız inşallah. Ve alabilirsek artık Rusya yollarını size GoPro'dan Ultra HD kalitede videoları size aktarmaya başlayacağız. Ve bunu ben gerçekten çok istiyorum uzun zamandır ama yapamıyoruz. Çünkü dediğim gibi parasal sıkıntı yaşıyorum. Sonuçta bir ev var, geçindirdiğimiz, çalıştığımız bir iş var. Gelirimiz belli, giderimiz belli. Hani yetişemiyoruz açıkçası. Bunun içinde şu an bayağı bir kemerleri sıkmış durumdayım. Bakalım GoPro'yu alabilirsem çok güzel olacak abi. Sizlere çok kaliteli, güzel içerikler aktarmaya çalışacağım. Ve aklımda bir tane daha kamera var. Insta 360 bilirseniz. Hem böyle bir oval bir çekimi var. Bir sapı değneği bir şeyi var. Böyle farklı açılar. Ondan yakalayabiliriz belki. Ondan da düşünüyorum bir tane. Bakalım yapabilirsek yapacağız. Şimdi mecburen duracağız ki bu adamlar geçebilsin. Ben de geniş almam lazım. Çünkü ben buradan dönersem abi dorse buraya düşer. Dorse buraya düşer yani. Bekleyeceğiz abi, bunlar bir geçsin bakalım abi. Kaldı mı, gelen var mı? Bir tane taksi geliyor, gelene kadar biz geçeriz. Davay 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 davay. Benim şöyle geniş almam lazım abi, yoksa ben dorseye düşürürüm. Ondan sonra dorseyi kurtaracağız diye uğraşırım. Evet, onlar geçti, şimdi biz geçeceğiz. Arkadaşlar burayı gündüz çekmiştim. Şimdi size drone görüntüsünü aktaracağız. Buradaki yapmış olduğum daha önceki çekimlerden gündüz gözüne çekmiş olduğum bir görüntü vardı. Hani şu indiğimiz yolu size bir aktarmak istiyorum açıkçası. Halini de görmenizi istedim. Onun için de oğlum solluyorsun da beni bir geç, ondan sonra sağa geç ya, dibimden sağa geçiyorsun ya. Vursam sen burada olmasaydın kaza olmazdı diyeceksiniz. Polisleri böyle diyor abi buranın. Sen buraya gelmeseydin bu kaza olmazdı. Lan senin adamın düzgün araba sürse zaten bu kaza olmayacak. Hayvan gibi araba sürüyorsunuz. Bu Gürcistan'dan nefret ediyorum abi şoförlerinden. Çok berbat araba kullanıyorlar genel olarak. Tabi hepsi değil, illaki içinde düzgünü, o da çok şüpheli ya. Vallahi düzgünü zor burada ya. Ben pek inanmıyorum da. İşte ne diyeyim abi, böyle böyle ineceğiz bakalım. Yavaş yavaş iniyoruz bakalım. Abi ben alamam, ben tır şoförüyüm, dilini bilmiyorum, konuşamam.
Hani Gürcistanlı olsam veya Gürcü dili biliyor olsam sen arabamı alırım. Ama dilini de bilmiyorum, arabaya bineceğim, ha ho diyeceğiz, anlaşamayacağız, mevzu çıkacak ondan sonra. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok abi. Böyle usul usul iner gideriz. Tanımıyorum, bir de gece baktı abi, akşam akşam ben seninle niye uğraşayım? Türkiye olsa ya akşam vakti kimseyi almam abi. Geç abi geç. Geç abi. Geç, karşıdan geliyor, kafa kafaya girmeyin, dikkat edin. Yavaş yavaş git. 7. O 4'lü mü yapmak istedi acaba bilmiyorum ki, bir sağ sinyal verdi ama. Şura çok kaygan. Vallahi inşallah görüntü iyidir. Yani bilmiyorum, şu an kamera çekiyor ama depemde nasıl çekiyor? Ey. Ya arada kendimizi de göstermemiz lazım. Böyle hep olmaz ki ya. Dur ben şu kamerayı azıcık kendime çevireyim. Selamun aleyküm. Abiler. Vallahi biz bu Kıbrıs'ı Kafkas'ı bu sefer geceye denk getirdik. Böyle böyle iniyoruz bakalım. Karşıya bunu böyle montelemek lazım ya. Şu oraya bir yere var ya. Bir aparat bağlayacaksın şu oraya. Hani böyle telefonu tutarken de hemen kafamda bir kurgu yarattım yani. Telefonu şuraya koyacağım filan. Şu oraya koysam şöyle çok güzel bir görüntü olur. Biz bunu GoPro ile yapacağız abi. GoPro'yu oraya katacağım. Arkaya da GoPro katacağım. Böyle böyle gideceğiz yavaş yavaş. Fırtar mırtar bir yanımız yırtar. Abi yol sıkıntılı. Kendimi göstermeyi istiyorum ama saç baş dağılmış olabilir çünkü kafa bandını çıkarttım kafamdan. Şöyle devam. Şurada ata bindiydim be. Daha o atın zevkini unutmam vallahi. Artık seneye. Kış geldi, atlar matlar gitti. Turistler de bitti abi. Buralar kurtların, kuşların, ondan sonra vahşi hayvanların, bir de tırcılara kaldı abi. Burası işte bize kaldı. Daha bundan sonra bura bizim. Nadir yani taksi, küçük araç görürüz ama gördüğümüz küçük araçlar da muhtemelen burada yaşayan insanlardır. Bu bölgede yaşayan veya çalışan kişilerin araçları olacak. Artık burası böyle abi. Geçme geçme geçme, tır geliyor. Vallahi var ya, affetmez pestilini çıkartır. Ha ya, ey gidi biladi Kafkas. 2-3 yıl oldu gidip geliyoruz bakalım bu yollardan. Artık hani gün gün adım adım her yerini çözdük mü diyeyim, ne diyeyim, nasıl anlatayım bilemedim ki. Bakalım abi, mücadeleye devam. Bir ara burada durdum drone uçurmak için. Duramadım, sonra geri kaçtım. Geç. Geç geçeceksen geç. Bu sefer geç, yol boş. Abi rotarlara çekiyorum da tırsıyorum kayacak diye. Allah'tan yükümüz güzel. Yükümüz güzel diyorum. Yükümüz sıkıntılı da. Allah'tan arabanın şasesi uzun ya, bir bak onun. Şase uzun olduğu için iyi. Şu start düğmesi var abi şurada bir. Şurada bir kayma kilidi var. Burada gece görüş var, ışığı kapatıyorsun. Şu direksiyonun burada list geziyorsun, böyle listeyi geziyorsun. Abi Iveco böyle yolda giderken tanıtılmaz. Yani yolda size anlatacağım ancak bu kadar olur. Onu dediğim gibi yani çok sorulduğu için öyle aniden bir anlatmak istedim, anlattım. Şöyle yaparız. Dediğim gibi geri kalan detaylı bilgileri, araç içindeki detaylı görüntüleri, detaylı açıları sizlere inşallah güzel bir şekilde böyle 3 tane tır, yani 2 tane tırcı arkadaşımız. Biri Mercedes olacak 48, biri Ford F-Max, biri de benim arabam olacak. Yani üçünü yan yana katıp sizlere aktarmaya çalışacağım dostlar. Bakalım inşallah öyle bir şey yapabiliriz diye ümitleniyorum. Ve yolumuza yavaş yavaş devam ediyoruz abi.
yerde bir şey yatıyor gibi. Buna ne? Poşet mi? Çuval mı? Çuval. Abi araba kayıyor mu la? Bana böyle geliyor. Abi bura çok keskin viraj yani. Hey 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 hey. Bildiğin araba makasladık ya. Sağımız kayalık. Bilerek uzunları yakıyorum ki daha net bir görüntü çıksın ortaya. Geç, geç, geç hadi geç. Geç önümü de aydınlat git. Aydınlık dünyamı karartacaksan. Evet. Şimdi burada mecburen bekliyoruz ki karşıdaki araçlar geçebilsin. Ulan inatla geçti ya. Bekleyeydin ne vardı ya. Hadi canım baba. Ben çok sakat yerden durdum ya, o iyi aslında. Abi konvoy bitmiyor la. Bizi bir salın da gidelim la baba. Taksi varsa sıkıntı yok da. Tır sıkıntı. Tır denk gelirse, tır da yok herhalde. Böyle yorum olurlar. Devam bakalım abi. Geç. Geç geç geç. Daha geçmek isteyen varsa geçebilir. Ama son düzlük bitiyor yani. Abi buranın keskin virajlarını bitirmek üzereyiz, az kaldı, aşağı inmek üzereyiz, son bir dönüş kaldı keskin. Orayı da döndükten sonra artık Vladikavkaz Dağı'nı bitirmiş olacağız. Şimdi videonun başlarında gördüyseniz o tüneli hatırlıyorsunuz değil mi? Oradaki tünelin çıkış yerine yaklaşıyoruz, bir yere ayrılmayın. Şimdi ileride göstereceğim. O tünel abi oradan giriş yapıyor, oradan çıkış yapıyor abi. Neredeyse yani bu dağı hiç kullanmayacağız artık. Bu dağdaki o işte çığ riskiydi, kayma riskiydi, kaza riskiydi, ölüm riskiydi, uçurum riskiydi. Ya bütün aklınıza gelebilen bütün buradaki risklerden arınmış olacağız. Ama size kötü bir haberim de var. O yol açılırsa bize burayı yasaklarlar ve burayı göremez oluruz. Ama aklımda şu var. Aklımda şu var. Yaradan bana nasip ederse, bakın burayı iyi şey yapalım. Yaradan bana nasip ederse bir tane araba alacağım. Sırf bu yolları çekmek için var ya, kendi şahsi aracımla tekrar gelir burayı çekerim. Ben size o kadarını söyleyeyim. Yani hanımı çocuğu da evden alır gelirim abi buraya. Burada güzel bir hem kamp videosu gibi, hem gezi videosu gibi, hem burayı size tekrardan o anıları, bugünlerimizi yaşatabilmek için vallahi buraya hanımla çocukla gezmeye geleceğim. Tabii bir çadır, bir kamp ve veya bir yukarıdaki otellerden birinde kalırız. Bilmiyorum artık. O anki durum neyi gösterir, ne olur? Hayat bize ne sunar? Hayatın çünkü neler getirebileceğini hiç bilmiyoruz. Yani neler olacağını hiç bilmiyoruz. Belki de şu orada bir saat sonra öleceğiz. Ama şurada öleceğiz diye de yarın için hayal kurmamak da bence yanlış. Çünkü hayattan bir vazgeçmişlik olur. E bende de o yok abi. Hiç ölmeyecek gibi yaşıyoruz bakayım abi. Düzeleceğiz inşallah ya. Şu olaylar bir biz. Vallahi hiç ölmeyecek gibi yaşıyoruz. Anca basıyoruz gaza gidiyoruz abi. İnişler yokuşlar böyle. Virajlar yavaşlar. Çok gaza mı geldik? Ne yapıyoruz biz abi?
De virajlar çok seri abi. Tık 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 tık. Ani virajlar olunca hani yetiştiremedim. Böyle sıkıntılar da var abi. Hani yetiştirememe durumu da söz konusu olabilir. Aa, benim şurada çeşme var. Ben buradan sularımı doldurayım abi. Vallahi ben buradan sularımı doldurayım. O esnada da Murat abi, Enver abi, artık öbür bir abi daha var yemek yediğimiz. Beraber işte Kafkas'a denk geldik. Onlarla burada en azından birleşiriz diye tahmin ediyorum. Ama şurada çeşmeye yakın bir yerde durmak istiyorum açıkçası. Abi buradan da giriş çok pis buranın ya. Şöyle yapayım şuraya. Şunların yanına yanaşayım. Şöyle sakince indirelim arabamızı. Şöyle yapsak. Daş var lan. O daşı bir alsak. O daşı kim alacak? Ben alacağım. Orada çeşme var abi. Sularımı dolduracağım. Bu daşı buraya kim attı lan? Buraya daş attılar mı lan? Kafayı şöyle sağına doğru verirsin. Bir şeyler olur. Güzel olur. Şu bidonları mı bir doldurayım abi? Suyum kalmadı ya. İçecek suyum kalmadı. Gerisini bırak. Şöyle durursak. Şunun yanına. Aha. 10 numara 5 yıldız oldu. Bunu da istop ettim mi farlar sönüyor ya. Şurada çeşme var. Ben şu şişelerimi ayarlayayım. Hemen bir su doldurayım geleyim abi. Şimdi abiler geldik burada çeşmede suyumuzu doldurduk. Sularımız hazır. Aracımız da karşıda. Şimdi bunları taşıma zamanı nereden geçeceğiz? Buradan geçeceğiz. Bakalım. Hey gidi hey. Ben şu suları taşıyayım bir an önce. Şimdi sularımızı doldurduk. Buhar makinamızı açtık. Çakarımızı da açtık. Yola çıkacağız ama karşı yetten gelenler var. Şu önce hava bir sildirmeye çalışacağım. Sildirecekler çok kötü yapıyor. Ya bunun içindeki sirecek suyu da çok iğrenç kokuyor. Mehmet abi! Mehmet abi kim lan? Mehmet diyelim lan. Kemal'im abi. Başka isimler tercihimiz değil. Model 1 saat 21 dakika olmuş ya. Yunan iyi oyalandık abi. Haydi bismillah. Vallahi bu akşam haşriye kadar inersek yeter bence ya. Hatta burada bile yatsam olurdu. En azından ileride baraj vardı, orayı gösterirdik sizlere. Neyse artık. Ortama ayak uydurmak lazım. Bizim faturalar yarın gelecekmiş. Mecburen sabaha beklemek zorundayız. Hani parka, kapıya gitsek bile mecburen şey yapacağız. Ne onun adı? Faturanın gelmesini bekleyeceğiz. Çünkü fatura kesilmeden giriş yaparsan ne kadar cezası vardı ya. Yani en son 740 TL miydi? 1640 TL miydi? Öyle bir şeydi. Bir 40 var ama çözemedim. Gidelim bakalım. Ulan aşağı düşüreceksiniz beni. Yeter üstüme gelmeyin. Vallahi billahi ya. Yol zaten 10 numara. Bir de üstüme siz geliyorsunuz tamam oluyor. Şerefime var ya. Yılan gibi kıvrılıyor. Maşallah Allah esirgesin. Ya bu ara bize çok nazar değdi. Vallahi. Food City'ye gittik 9 gün yat. 7 gün yat. Oradan çık gel şeyde yat. Ne yoranın adı?
Saratov'da yat 5 gün. İzmir'de üzümü yüklerken zaten 3 günde orada yattım. Abi kaç gün oldu ya? 5, 10, 12, 3 de orada yattım. 15 gün abi ya. Yazık değil mi bana ya? Buna ne olmuş da burada bir şey var. Yavaş diyor, 30 mu 30 diyor. Ha, bura bizim köprünün, tünelin geleceği yer arkadaşlar. Size göstereyim. Bu köprünün ayakları tünele bağlanacak. Şurası tünele bağlanacak. Ondan sonra abi buradan bağladılar mı yolu? Buradan yine devam. Burayı da düzeltirler ondan sonra herhalde ya. Yani böyle kalmaz burası. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü ileride yani bu tüneli yaparlarsa, oradan böyle bağlantı gelse, buradan aşağıda abi ya en azından gidişe bu kadar yol verse, gelişe bu kadar yol verse ona da razıyız. En azından taksiler rahat sollar. Trafik sıkışıklığı sorunu kalmaz. Ne bilmiyorum, zannetmiyorum yapacaklarını da. Bak buradan bu yola bağlamışlar. Hız üstüme çıkıyordu. Bu yola bağlamış bak buradan. Buradan devam edecek abi yol. Yol gene aynı yol. Biraz genişleyecek gibi duruyor. Bakarsak şu duvarlara falan bakarsak biraz genişleyecek gibi duruyor derken de buradan. Bura ne abi la? Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Buralar lan. Çok daraltmışlar ya. Dedim ya, levhalar mevhalar bir şey diyor ama dedim. Demek ki bunu diyormuş. Baba yol yok, yol. O bir tane videoda diyor ya, baba akü yok. Bizimki de olsa baba yol yok. Gidiyor ama nasıl gidiyor? Sözde transport yolu, yani burası Gürcistan'ın Rusya'ya giden tek yolu. Ay ay, işte malum Gürcistan yolları abi, ne anlatak ki yani, malum. Bura değişmez. Türkiye'ye giden yolu da aynı, Rusya'ya gideni de aynı, Azerbaycan'a gideni de aynı. Ermenistan'a gitmedim bilmiyorum ama Ermenistan yoluna girdim, bir sollama yaptıydık biz orada bir. Onun için girmiştim. Orada da yani gene aynı. Bir şey değişmiyor abi. Burası Gürcistan. Şey dağını bitirdiler ama. Kaşuri dağını bitirdiler. Kaşuri dağında geçen bir video çekmiştik. Pek istediğim gibi olmamış. Yani açı denemesi yapıyordum. Bir sağ tarafa bağladım. Bir bu sol tarafa bağladım. Çok da istediğimiz gibi bir açı elde edemedik. Ama şu anda bu çektiğim görüntüyü genel olarak herkes beğendi. Ve o beğeniye karşılık da ben de bu açıda çekimlere devam etmeyi planlıyorum. Tabi ara ara kendimiz de göstermeye çalışacağız. İşte yemeğe indiğimizde olur. Veyahut da yolda giderken sohbet edeceğimiz anlarda falan. Veya işte bir evrak yaparken, bir şey yaparken öyle öyle ara ara göstereceğiz. Şimdi az önce de bahsettim. GoPro almayı düşünüyoruz. Zaten onu alırsak var ya, yani muazzam bir ortam yakalayacağız. Şöyle ki bir kamera orada, bir kamera arkada. Yani hem sürüş açısı tam ambiyans, hem karşıdan da ben de görüneceğim. Bu çok çok iyi olacak bizim için açıkçası. Çünkü istenilen iki görüntü tipi var. Biri karşıdan bizim görünmemiz, biri de yolu çekmemiz. Bu iki açıyı yapacağız. Bir de onlara hafıza kartı alacağız. Bir de mikrofon alacağız. Ki sesimizde problem olmasın. Yani bu işi profesyonel boyuta taşıyacağız diyelim abi. Açıkçası. Hani şu telefondur, mikrofondur, sestir, problemdir, gürültüdür falan da, bunlardan kurtulmak için abi dediğim gibi GoPro almaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir şey de söz konusu, şu an az önce böyle bir kafadan hesap yaptım. Yani o hesabıma göre şu an yine alamayacağım gibi görünüyor. Çünkü ödemeleri hesapladığım zaman alacağım para ödemeyi kurtarmıyor gibi bir şey söz konusu. Bakalım, bu servis de alamazsak öbür servis alırız abi. Hani evde eşlerimize diyoruz ya, önümüzdeki ay düzeliriz hanım diyoruz ya, hep aynı hikaye. İnşallah ya, yani öbür sefere alırız diye hayal ediyorum.
Ama bu bir sadece hayalde olabilir de. Bakalım. İnşallah alacağım ama ya. Hani ben kafaya koyduğum şeyi yaparım. Sıkıntıya gireceğimi bilsem de yaparım. Bir şekilde yapacağız abi. Alacağız. Öyle veya böyle. Ya borç bulacağız, ya kart çekeceğiz, ya kredi çekeceğiz. Ulan bu yol ne oldu abi? Baba sen bu yola sığamıyorsun ulan. 34 plak. Sen bize bir yol ver, biz gidek olmazsa. Vallahi teyzem olur. Ulan sus. Adam sol yok şurada. Ötecek zamanı buldum. O şeye, öndeki arabaya çarpacağım diyor. Yavaş gel. Eyvallah baba, sağ ol yol verdiğin için. Ama biz senin arkanda kalırsak biz bu yolu zor bitiririk baba. Buranın yolunu böyle sürmezsen hayvan gibi gidemem, bitiremem. Bu da yani ortam neyi götürüyorsa onu yolacaksın abi şoförlükte bence. Mesela buradakiler hayvan gibi sürdüğü için ben de hayvan gibi sürüyorum. Rusya'dakiler saygılı sürüyor. Sinyaliydi, uyarısıydı, kuralıydı. Hepsine uyarak şey yapıyorlar. Orada güzel, ben de güzel sürüyorum. Türkiye'de Allah ne verdiyse zaten saygı denen bir şey yok. Fırsat bulup da yola çıkabilirsen veya işte ne bileyim ışık yandığında sürebilirsen tamam diyoruz. İteriyoruz Türkiye'de de tam gaz. Ne yapalım abi? Ortamına göre hizmet. De, burada fazla hız. Pek sağlıklı değil. Şu kura baksan abi. Hey gidi hey. Vladi Kafkas'ın dağına indik. Böyle sıkıntı çekmedik. Şuraya bak ya. Dalga 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 dalga. Sanki deniz üstüne asfalt dökmüşler ya. Bu ne oğlum ya? Bu nasıl bir yol ya? Hı. Hadi söndürdüm. Sen de söndür oğlum. Ha çok şükür söndürdüm. Derken beraber. Duydu herhalde la beni. Duydun mu lan abla nasıl satayım? Böyle böyle yola devam bakalım abiler. Şimdi burada bir dolar bozacağız. Bakalım. İnşallah dolar bozan yer açıktır. Vallahi kapalıymış, bozduramadık. Evet abiler, uzun yolu bitirdik. Uzun kötü yolu bitirdik. Şimdi otobana bağlanıp Tiflis Haşuri otobanına bağlanıp devam edeceğiz. Biz bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kalan bölümü artık size ayrı bir video olarak da aktarabilirim. Eğer Haşuri'de yatarsam, yatmasam da videoyu burayı da kesme durumunda kalacağım. Bakalım ayrı bir video olarak gelir. Eğer oradan sonra video çekersem. Otobana giriş yaptık. Vladikavkaz Dağı'nı bitirdik. Yolda olan, bizi izleyen meslektaşlarımın yolu bahtı açık olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Çünkü burada akşam ve videomuz yayınlandığında da muhtemelen akşam olacak. 20-15 çünkü. Allah'a emanetsiniz dostlar. Görüşmek üzere.